Ya bak olmuş çikolatalar. İlla bozacak pastaneyi değil mi? Yine ne istiyor? Ama bak çikolataya mutluluk verir. Yok istemiyorum. Ay 2 dakikada ruhum çekildi yalnız. Maral da yani biraz dikkatli olsun. Herkes üzüp duramaz böyle. Başka kim üzdü ki? Yok öylesine dedim. Ya ben sıkıldım ama bu söyleyemem triplerinden. Maral derdini söylemiyor. Sen bir şey söyleyeceğim diyorsun, söylemiyorsun. En başında söyleme kardeşim o zaman. Allah Allah, bana mı kastınız ya? Öyle mi? Öyle. İyi vazgeçtim, söylüyorum o zaman. Hastayım ben. Bilmem var. Oldu mu? Bu bilmem şey mi? Yani yediklerini çıkarma şeysi mi? Yıllardır atlatamadım. Kimseye de anlatmadım. Bir tek Maral'a anlattım işte. Ona güvendim çünkü. Ama o ne yaptı biliyor musun? Beni tehdit etti. Bir daha görsem seni işten atarım dedi. Yok. Maral yapmaz öyle bir şey. Başka bir şey olmuştur, mecbur kalmıştır. Ne fark eder? Biliyordu ve bunu kullandı. Bunu değiştiriyor mu? Niyeti değiştirir. Gerçekten ne hissettiğini nereden biliyorsun? Sen ne hissettiğini biliyor musun şu an? Ha pastaneyi yıkıp dururken. Fark etmez. Ben Maral'a güveniyorum. Onun adı güven değil Sarp. Onun adı aşk. Ve sadece sevdiğin insanın nasıl birine dönüştüğünü görmeni engelliyor. O kadar. Kocaman ışıklar vardı. Herkellerde oradaydı. Ama en güzeli benim annemdi. Bir yürüdü böyle, bana yukarıdan göz kırptı. Annem geldi. Canım. Beni yine çağıracak mısın anne? Beğendin mi? Çok güzeldi. Çok mu güzeldi? Çağırırım. Bu sefer beraber yürürüz. Nasıl yürüyeceğim ki ben? Bak böyle. Gösteriyorum, iyi izle. İstemiyorsan yürümeyiz, koşarız. Merhaba Deniz Hanım. Merhaba. Kira hani oyalanmayacaktın? Biraz sohbet için gelmiştim. Deniz Hanım, bugün sizin gününüz değil. Hadi. Arkadaşların yanına gider misin? Teşekkür ederim. Hira'yı defileye getirdiğin için. Keşke getirmeseydim. Babası çok kızdı program bozulunca. Yok, sadece bir defalıktı. Bir daha tekrarlanmaz. Siz yine de bu hafta gelmeden önce bir arayın isterseniz. Neden? Aramızda kalsın ama Emre Bey görüşme izninizle ilgili avukatıyla görüştü. Zaten haftada ne kadar görüyorum ki. Saçmalamasın. Hira. Hira hadi gel canım. Canım oğlum. En yakın zamanda görüşeceğiz. Ama bu zaman çok uzun olursa nerede buluşuyoruz? Rüyalarda. Evet, rüyalarda. Deniz Hanım lütfen. Tamam. Seni seviyorum. Ne durumdasınız Alara? Ne demek ara verdim? Sarp nerede? Peki, geliyorum ben. Ne yaptın? Bütün sayıları ezberledim, yükselteceğim hepsini. Mimar da geldi, pastaneyi küçültüyoruz. Her şey burada. Bu da bir deneme. Ama bunların hepsini bir günde halledemem. Bana zaman vermeniz lazım. Nedenmiş? Muhsin Usta sorun çıkarıyor. İnatçı keçi. Ama sözleşmeyi ertelerseniz ben birkaç haftaya çözerim bu işi. Söz veriyorum. Eğer yapmasını bilmiyorsan yıkacaksın. Efendim? Bu iş çocuk oyuncağı değil Maral. Ben de senin baban değilim. Sana durmadan şans tanıyamam. İtalyanlarla anlaşma hazır. İmzalamak üzereyiz. Ne diyeceğim adamlara? Biraz süre verin müdürüm, zaman istiyor mu diyeyim. Ama Halis Bey, bu şekilde herkesin çok canı yanacak. Of! Yine mi aynı masal? Geçmedik mi bunları? Yanarsa yansın. İş bu Maral. Bir günde yapamayacaksan yapabileceğini kanıtla. Uzlaşmak bir yere kadar. Eğer sana direnç gösteriyorlarsa o direnci yıkacaksın. Al bunu çöpe at. Akşama kadar vaktin var. Çıkabilirsin. Her şey Arap saçına döndü. Niye bana bir şey söylemiyor? Kanks daha beter yapıyorsun, dur. Diyemiyordur belki. Ya tamam biliyorum. İsteyerek bana yalan söylemez. Ama ne yapayım Taso, sen söyle ya. Birden geldi pastaneyi küçülteceğim dedi. Sonra geldi maaşları düşüreceğim dedi. Alara diyor ki beni hastalığımla tehdit ediyor diyor. Arkadaşım tamam, gördüğüme inanmayayım, duyduğuma inanmayayım. O zaman bana inanacak bir şey ver o zaman. Ya insan, ben de insanım lan, bu kadar üst üste gelmez ki her şey. Of! Ben onun için intikamından vazgeçmeye çalışıyorum. Kendimi yiyorum ama yine de yapmamaya çalışıyorum. Neyi yapmamaya çalışıyorsun? Hiç konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir şey mi oldu? Benden kurtuluş yok. Tatlım, sen Alara ile hiç ilgilenmiyorsun. Bak ne kadarlık bir anlaşma var değil mi? Yani gidip Alara'ya yardım edeceğini burada böyle boş boş lak lak. Bana mı sordunuz anlaşmayı yaparken? Ah, çok özür dilerim, yani ben bu anlaşmanın ucu Maral'a dayanıyor diye söylüyorum ama. Bunun Maral'la ne alakası var? Yani sonuçta bütün anlaşmalar Maral'dan geçiyor. Ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Yani bu anlaşmada başarılı olamazsak, ki büyük bir anlaşma, Maral çuvallar. Ay tatlım, Allah'tan çocuk akıllı. Hayır yani madem almayacaksın niye 50 tane şey deniyor? Değil mi? Niye yani? Hem senin kocaman abadına olur mu bu canım? Bıktım. Vallahi bıktım. Allah'ım ya, sıkıldım herkesin arkasını toplamaktan. Ay, yok yok, memnunum ben. Bundan sonra kimsenin arkasını toplamayacaksın desem ne dersin? Ay kız, ben şaka yapıyordum. Bak beni kapının önüne koyma, ne olur. Yok 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 be. Hediyelik eşya reyonunu açıyoruz pastanenin oraya. Seni oraya alayım diyorum. Ay kız, kalbime indi ya. Ay niye alacaksın ki beni oraya? Şimdi pastanenin satışları da artsın diye yapıyoruz bunu. Oraya iyi bir satış elemanı lazım. Senden başka kimseye güvenemem. Çok satış yapama, olur mu? Ay kız, hediyelik eşya neymiş? Ben reyonu paketler satarım orada. Ya bir de bir şey rica edeceğim. Ha. Şimdi Ponçik tek başına idare edemiyor pastaneyi. Çok yoruluyor. Arada böyle vaktin oldukça sen de bir el atsan ya. Ha. İki işte birden çalışacağım yani. Yani iki işte birden çalışıyor gibi olacaksın ama... Yani düşün şimdi, burada alışveriş yapan karılarını bekleyen erkekler oluyor orada. Onların bekar arkadaşları da oluyor. Yani aşk senin kapını çalmıyorsa sen onun kapısına dayanacaksın değil mi ama? Hmm. Aşk diyorsun. Kız reyonlarda kurudum kaldım yani. Belki orada bir koca bulurum o zaman. Ay tamam, varım ben. Olur. Evet. Ay hadi. Anam bunları da sen katlarsın artık. Çizgileri üste gelecek. Kız bunlardan bir tanesi benim maaşım kadar ya. Ay, yine prim toplarım. Hoş geldin Hamiş. Hoş bulduk. Size el ayak olacağım burada, görün bak. Hayırlı olsun kızım. Sağ olun. Ay müşteri geldi. Ben şimdi bunları hem satış yaparım hem pastaneye oturturum, bak gör. Bir dur kızım, bir dur. Aslı, önce arkadaşına anlat bakalım biz nasıl müşteriyi karşılıyoruz, nasıl ağırlıyoruz. Madem bize yardımcı olacakmış. Tamam usta. Kolay gelsin. Sağ ol usta. Şimdi Hamişciğim, müşteriyle fazla laubali olmayacaksın. Hı. Malum senin oran buran fazla oynuyor. Bak şimdi, asil olacaksın. Kibar olacaksın, fazla göze batmayacaksın. Çok konuşma yani. Sanki buralar hep seninmiş gibi davran. Benimmiş gibi. Hadi koş, sonra devam ederiz. Merhabalar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bakıyoruz sadece. Sence Mahmut bu cüzdanı beğenir mi? Ben ne bileyim ayol, falcı mıyım ben? Bir falcıya mı gitsek? Nerede, ne yapıyor, her şeyi anlatır bize. Ay ben size yardımcı olurum kız. Ay kusura bakmayın hanımefendiciğim, ben kulak misafiri oldum istemeden. Ama kalp acısı nedir çok iyi bilirim ben. Ayıptır söylemesi, çok da güzel kahve falı bakarım. İsterseniz kafemize oturun, bir kahvemizi için. Ondan sonra hediyeyi birlikte seçeriz, ne dersiniz? Buyurun. Terk et sınıfı mı? Hocam özür dilerim. Dileme, özürleşim yok benim. Buraya kadar. Canan, konuşabilir miyiz? Önce gel, izle. Ne dedim ben size geçen hafta? Hı? Ödevini zamanında getirmeyeni kapının dışına koyarım demedim mi? Ama hocam baştan böyle dememiştiniz. Kriz zamanındayız. Sınıfımın ortalaması düşüyor. Kaldın. Kaldın. Hocam lütfen. Kapı. Bakmayın öyle yüzüme. Kedi yavrusu gibi. Bir şey yapmam lazım değil mi? Ne yapacağım yani, yalvaracak mıyım size? Ay hadi notlarınız düştü, el birliğiyle şunu bir yükseltelim diye. Ha? Hayır. Bu işin kestirmesi var. Ben de öyle yapacağım. Buraya ayak uyduramayanın ayağını yerden keserim. Bu kadar. Eğer koşullar zalimce ise ben de zalimce davranacağım. Tamam, ders bitmiştir. Anlatma hiç. Sorunun ne olduğunu biliyorum tabii ki. Pastane, Muhsin. Cevabımı izledin. Ama yani ne yapayım, ben Muhsin Usta'yı kovayım ama yapamam ki zaten. Halis Bey'in de arkadaşı. Sence Halis hangisini seçer? İşini mi, arkadaşlığını mı? Zaten pastaneyi kapatırlarsa Muhsin'i kapıya koyacaklar. Kriz zamanındayız Maral, kriz zamanındayız. Efendim? Yemeğe gidelim mi? Çok ihtiyacım var sana. Alara'yı çekime hazırlamam gerekiyor. Tamam. Ne zaman çıkarsın? Bekleyeyim ben seni. Sabahlasam anca biter. Bu kıza çikolata yapmayı öğretmem gerekiyor. Es geçelim bugün. Marşları azalttım diye kızmasın değil mi bana? Böyle düşünmeni üzüldüm. Çünkü senin aksine benim parayla hiç işim olmadı Maral. Ben kendim için yapmıyorum ki, iş için yapıyorum bunu. Aynen. Ben de keyfimden yapmıyorum. Senin işin için sabahlıyorum. Kalbimi kırıyorsun ama. Sen de benim. Yardım ettirmiyorsun, derdini anlatmıyorsun. Etrafta para para diye dolanıyorsun. Ne yapayım Maral, ne istiyorsun benden? Sorma işte, söyleyemiyorum. Sorma, konuşma, anlatma. Giy smokinini, kapının önünde bekle. Bu mu benim bu ilişkideki görevim? Üzgünüm. Asıl ben üzgünüm. Ne diyormuş? Hadi fırını çalıştır sen de. 180 derece 12 dakika. Yorgunum zaten. Ha, bu da iyi ya. Maral sana, sen bana naz yapıyorsun. İyi çalıştırıyoruz, tamam. Ay vallahi en son geçen yıl anacığımla halı yıkarken bu kadar yoruldum. Damarlarım sızladı resmen. Ay hem reyon hem pastane bitirdi beni Aslı. Ne yapalım be Hamiş? Bizim de kaderimiz buymuş. Ay sana bir şey olmaz. Sen okulunu bitireceksin, terfi edeceksin. Kız, bitirmeyeceksin mi? Ya nasıl bitireyim be Hamiş? Şimdi prim için benim 2 kat fazla çalışmam gerekiyor. Okula nasıl yetişeceğim? Aa ama olmaz, tahsil bu. Senin altın bileziğin. Boş ver be Hamiş. Okul kim, biz kim? Öyle hayallendik, geldi geçti işte. Boş ver kız. Hadi aç, patlat bir şarkı, derdimize derman olsun. Allah. Etme Bora. Ben buradayım. Teslimim zaten, hiçbir yere gitmiyorum. Gerçekten. Bak, sen beni o kadar sevdin ki benim gidecek başka bir yerim kalmadı. Beni hiç kimse böyle koşulsuz sevmedi Maral. Ben o sevgiyi gördüğüm gün bıraktım kendimi zaten. Tutmadım kendimi. Haykırabilirim. Maral, sana aşığım. Korkmadan, usanmadan, kaçmadan. Aşığım sana, aşık. Ben de çok. Hadi söyle o zaman. Ha? Niye yaşıyoruz bunları? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sorgulama ne olur. Mecburum. Ne kadar kötü görünürse görünsün, sorgulama olur mu? Tamam mı? Deneyeceğim. Ayak uydurmaya çalışacağım dedim sana. Söz verdim. Sadece biraz kafam karışıyor, beni de anla. Benim de kafam karışıyor. Bir tek konu hariç. Sen, ben yok. Ne? Biz varız. batsın yere. Sine sine vura vura. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Çarpıyorduk usta. 2 dakika depoya indim, şu hale bak. Çivisine çıktı ha buranın. Ne oluyor benim pastaneme? Muhsin Bey, Maral Hanım sizi odasına bekliyor. Ne istemişsin? Otursana usta. Ben babamı çok hatırlamıyorum. Ondan pek bir şey de kalmadı bana. Ama sen ne diye? Arayıp çekmecemde bak. İlk önlüğüm. İşe ihtiyacım vardı, verdim. Sadece iş değil ki. Her şeyi çözen adamla sen benim için. Usta, ben müşteriyle konuşmayı bilmem. Ben gösteririm, öğrenirsin bana. Usta, ben hesap yapmayı bilmem. Ben gösteririm, halledersin bana. Sen her şeyi mümkün kılan adamdın benim için. Şimdi imkansız kılıyorsun. Her şeyi halledersin. Koca patron oldum. Artık bana ihtiyacın yok. Usta, tam tersi. En çok şu an ihtiyacım var sana. Yine mi aynı mevzu? Usta bak, direnme ne olur. Direnme, şu prim sistemini getirelim. Biz burada böyle çalışmıyoruz küçük hanım. Eski köye yeni adet. İzin ver menüyü genişleteyim. O hiç olmaz. Bari menüye zam yapayım usta. Maral, bizim neyi kaça aldığımız ortada. 20 yıllık müşterilerime ben nasıl izah ederim ya? Olmaz. Prensip meselesi bu. Yaptırmam. Usta bir gelsene yerime. Ne alaka şimdi? Gel böyle uzun olur. Usta değilim, ben senin elemanınım. Eskisi gibi. Benden işle ilgili bir şey istiyorsun. Ne desen hayır diyorum. Hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Uğraşıyorsun, didiniyorsun, anlatıyorsun. Sonuç yine aynı. Ne yaparsın? Ne yapacağım? Kov! Kovuyor musun sen beni? Beni? Seni işe alan adamı. Çok üzgünüm. Herkesten her şeyi beklerdim. Ama senden beklemezdim. Usta affedin. Her şeyi imkansız kılıyormuşum ya ben. Asıl ne imkansız sana söyleyeyim. Artık seni affetmem imkansız. Benim hikayeleri ne yap? Mara? Ne oldu? Haklıymışsın. Babanın hiç acıması yokmuş. Ne yaptın ya? Ha? Zevk mi alıyorsun insanlarla oynamaktan? Ha? Ya kimsenin duyguları umurunda değil mi senin? Kendi çocuklarınınkiler bile. Keşke biraz bana çekseydin Oytun, o zaman beni anlayabilirdin. Duygu dediğin şey bir tuzaktan farksızdır. Bir çöker adamın üstüne, seni hataya sürükler. Ha, gece olduğu zaman duygulanabilirsin. Evde, yalnız. Ama gün doğar, görevler, sorumluluklar, halledilmesi gereken işler başlar. O zaman o yüreği sökersin. Oradan. Giyersin takım elbiseni. Geçersin işinin başına. Başarılı bir iş adamı işte ancak böyle olur Oytun. Şimdi anladım baba. Sen sırrını çözmüşsün. Kendi ellerini söküp çıkarmışsın böyle. O çok pahalı takım elbiselerin içinde bir kalbin yok senin. Aslı, Alara nerede? Biz çalışıyorduk. Bilmem, koştu gitti de. Geçin oturun karşıma. Başlıyor. Evet usta. Etim, kemiğim ne varsa senin. Burası sizin eviniz. İşinize sahip çıkacaksınız. Hay hay. Müşteri ve nimetiniz. Ne olursa olsun onlara saygı göstereceksiniz. Öyle yapıyoruz zaten usta. İşe gelir gibi değil. Evinize gelir gibi geleceksiniz. Seveceksiniz işi. Anladık be ustam, tamam. Beni burada kimseye aratmayacaksınız. Anlamadım. Unutmayın çocuklar. İyi günleriniz de olacak, kötü günleriniz de olacak. Birbirinize destek olacaksınız. Unutmayın. Biz burada bir aileydik. Ya korkuyorum usta. Benden sonra kimseye kendinizi ezdirmeyeceksiniz. Bir dakika. Ne demek benden sonra? Sen nereye gidiyorsun? Ben oğlum, size veda ediyorum. Az evvel Maral beni kovdu. Ne? Ne? Sarp. Sarp. Sarp oğlum dur. Maral'ı arıyordum ben de, gördün mü? Sarp. Çünkü benim Maral'ım bu değil. Daha demin yukarıda öptüm, sarıldığım Maral bu değil. Pişman olacağın şeyler söyleyeceksin, yapma. Yok yok. Önce söyleyeceğim, soracağım. Sen Muhsin Usta'yı nasıl kovarsın? Batsın parası da, pastanesi de, Luna'sı da. O adam bize babalık etti Maral. Hepimizi korudu, kolladı. Sen nasıl yaparsın bunu ya? Ya pastaneyi satacaktı. Gizli dedi, kimseyi söyleme dedi. Küçültmezsen pastaneyi satacaktı. Muhsin Usta da her şeye karşı çıktı. Ne yapsaydım? Aya gitme sakın. Mahveder beni. İki çift laf edeceğim sadece. Söz. Size bir şey sormam gerek. Tabii. Saatiniz kaç lira? Pardon? Ya çok özel değilse. 5000 civarındadır. Ayakkabılarınız ne kadar? Çocuk, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Anlamaya çalışıyorum. Başarınızın sırrını. Ya biz aşağıdakiler anlayamıyoruz da. Bir insanın bu kadar parası olunca artık daha fazlasını istemez sanıyoruz. Başka önemli şeyler de olur ya hayatta Halis Bey. Dostluk, minnet. aile, ne bileyim, hiç mi yer kalmaz onlara? Herkesin bir zaafı vardır. Kimisinin arkadaş, kimisinin sevgili. Benim zaafım da onlar gibi olabileceğimi sanmam. Nasıl yani? Hem bazen onları önemseyebileceğimi hissederim. Bırakırım kendime. Birini severim. Sonra? Sonra küçük bir sorun çıkar. Sorun derken? Ha, olmaması gereken bir şey. Peki o sorun olmasaydı? Kalır mıydınız o sevdiğinizle? Hayır. Ben o dünyaya ait değilim. Ben bu dünyaya aitim. Eninde sonunda buraya dönerim. En iyi olduğum yere. Onlar? Sevdim sandığınıza göre bir şey ifade etmiş olmalı sizin için. Bir kere arkamı döndükten sonra bir çöpten farkı yoktur benim için. Yok etmek gerek. Ben anlamadım, anlayamıyorum. Gerisi seni ilgilendirmez. Başarımın sırrını sormuştun ya bana. Söyleyeyim. Hayatta en çok istediğin şeyi her şeyin önüne koy. Gerisini unut. Budur. Mustafa, hemen mi gideceksin? Yarın git ne olursun. İstemediğim yerde durmam kızım ben. Bak bakayım bana. Sil o güzel gözlerine kızım. Ağlamak yok, tamam mı? Bak, bu benim 30 yıllık kalemim. Burada işe ben bununla başladım. İlk siparişleri bununla aldım. Pasta tariflerini bununla yazdım. Al bu senin. Ya usta ya. Ne yapacağız biz sensiz? Öksüz kaldık. Kızım, bir derdiniz olduğunda gene bana gelin. Ölmedik ya. Ya gelirim ama ya her gün gelirsem? Gel kızım. Her gün gel. Bak bakayım başımın belası. Hala benim lafımı dinlemiyor. Bak bakayım. Benden sonra sen geçeceksin pastanenin başına. Bu önlük sana emanet evlat. Hakkını helal et. Sen olmasan bu kapıdan bile giremezdim ben. Helal olsun oğlum. Hadi ben kimselere görünmeden gideyim. Çocuklar. Sağ ol. Muhsin Bey artık burada çalışmıyor. Gerekli düzenlemeleri ben yapacağım. Bu da planım. İşte budur. Mila Hanım, İtalyanlarla bir Skype görüşmesi ayarlayabilir misiniz? Önemli bir haberim var. Tamam. Tamam mı artık? Satmıyorsunuz değil mi pastaneyi? Satmıyorum. Aferin sana. Teşekkürler. Anne. Canım, alışverişe çıkmıştım, sana da uğrayayım dedim. Bil bakalım akşama ne yapacağım sana. Sarma. Git sen. Benim yapmam gereken bir şey var zaten. Olmuyor. Nasıl bağlandılarsa birbirine kopmuyorlar. Hmm. Ağlama. Ağlamıyorum ki. Nedir son durum? Şşş. Bana bak. Sen kendini top model mi zannediyorsun Luna'nın yüzü oldun diye? Daha önce adını bilen yoktu. Deniz. Maral para ve güç kazanınca ilk ne yapacak zannediyorsun? Seni kapıya koyacak. Sonra ne olacak? Bu bir başarısızlık olarak siciline yansıyacak. Magazincilerin hiçbirisini tanımayacak. Eve kapanacaksın. Sürekli yemek yiyeceksin ve şişmanlayacaksın. Deniz ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Yumuşak karnına bastım o kadar. İyi misin? Sence? Ay tatlım. Yani şu Alara'ya gösterdiğin şefkati çocuklara mı göstersen acaba? Deniz. Neden? Çocuklara sevgi ve şefkat yok. Tasarladığın hiçbir şeye güvenin yok. Böyle bir tasarımcının başarılı olmasını da bekleyemeyiz değil mi? Ya sen kendine gelsene bir. Ne yaptığını zannediyorsun? Size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hassas noktalarınıza bastım ve ikiniz de darmadağın oldunuz. Maral'a da aynısını yapacağım. Nasıl? Sarp ve Maral. İkisinin de hassas noktası aşk. Kız Muhsin'i kovdu. Bir adım ilerledik. Şimdi tek bir hataya bakar darmaduman olmaları. İkisinin de hassas noktasına basacağım. Birinden biri mutlaka hata yapacak. Bekleyin. Zafer bekleyenindir. Hoş geldin oğlum. Anneciğim bir şey mi oldu? Ne bu hali? Ustamı kovdular da bugün. Sorgusuz sualsiz tazminatını ödeyip bir çöp gibi attılar adamı. Maral nasıl izin verdi oğlum böyle bir şeye? Of. Of. Maral'la alakası yok ki. Patron olacak şerefsiz kovdu usta. Peki kimse gidip konuşmadı mı bu patronla? Gittim. Gittim konuştum. Ama öyle keyifli, öyle mutluydu ki şerefsiz. Tabii iş halloldu ya. Geride kalanlar önemsiz onun için. Anneciğim, ne olur üzülme. Oluyor böyle şeyler iş hayatında biliyorsun. İş hayatı mı? Normal hayatta olmuyor mu böyle şeyler? O şerefsiz de zengin değil miydi? Hı? 20.000 lirayı verip kurtulmadı mı bizden? Sen mutsuzken mutlu mesut sürdürmedi mi hayatını? Haklısın. Belki benim mutsuz olmam için her şeyi yaptı ama... ben de onun mutlu olmasına izin vermedim. Yo, gayet mutlu. Yani mutlu herhalde. Her istediği oldu ya. Asla. Seni doğurmamı istemedi, doğurdum. Buradan gitmem için de öyle kovdur... Ekmeğinle de mi oynadı o senin? Seni doğurmaya kararlı olduğumu görünce tehdit etti beni. Kabul etmeyince de çalıştığım iş yerini aramış. Yani hastaneyi. Kovdular beni oradan. Adi şerefsiz. İşsiz kaldım. Ailem de sen zaten sırt çevirmiş. Kimsem yok. O da bunu biliyor tabii. Bana karşı kullanıyor. Gitmem için her şeyi yaptı. Her şeyi. Sen niye gitmedin peki? Gidecektim. Tam bindim otobüse. Ama sen engel oldun. Ben mi? İlk tekmeni attın bana. Öyle gitme anne der gibi. Anne gitme. Burada kal ve savaş. Bu adama inat, savaş dedim. Gidemedim. Gel. Canım benim, canım. Anneciğim. Bir tane. Sarp! Anneciğim nereye gidiyorsun bu saatte? Sarp! Anneciğim bak ne olur. Sarp! Anne, kafamı dinleyeceğim ben. Ne oldu Kartal? Bitti Taso. İnsan değil bu adam, bitti. Niye, Muhsin'i kovdurdu diye mi? O adam ağlatmakta kalmadı. Daha neler yapmış neler. Anneme bir şey yapmış. Onu ortada bıraktığı yetmemiş gibi bir de işinden attırmış. Yanlış anlama ha. Ayağına takılmasın diye, buralarda dolanmasın diye. Ondan vermiş o parayı. İyice dert vedere bağlı dedi adam ya. Ben onun için halledilmesi gereken bir sorunmuş. Annem çöp. Yetmedi. Maral'da sıra. Onu da mahvedecek. Baba, oğlum. Muhsin Usta'yı bilerek kovdurdu lan kıza. Mahvedecek onu da. Ya bu adam niye böyle yapıyor ya? Canavar değil ki bu. İyi şeyler yaptığını da gördük. Burası için, bu mağaza için bak. Buralar için, bu reyonlar için, bu yaptırdığı reyon için, bu pastane için, bu gördüğün restoran için, buralar için oğlum. Bak. Ne oldu burada? Abi Sarp ortalığı dağıttı. Tahsin kimseye söylemeyin dedi ama. Alo Maral Hanım. Sanırım bir sorunumuz var. Sarp'la ilgili. Hastaneyi görmeniz gerek. Sarp mı yaptı bunu? Size geldik biz. Delirmiş gibiydi. Halis Bey'e haber verdiniz mi? Hayır. Sakın haber vermeyin kimseye. Biz çözeceğiz bunu. Siz oturun isterseniz. Biz hallederiz. Sen eşyalarımı odaya götür Boncuk. Tamam. Ya telefonum da açmıyor. Nasıl delirdi bu çocuk böyle bilmiyorum ki. Dur ya ben Taso'yu arayıp öğreneyim. Yani Muhsin Usta gidince yıkıldı ama yani bu kadarı da. Evet çok şükür. Hayırdır değişiklikler filan? Pastaneyi küçültüyoruz malum. Eski şeyleri de yenileyelim dedik. Sarp nerede? Alara ile işi var da. Sarp geliyor. Sarp geliyor Deniz Hanım. Ben gelince sizin odanıza yollarım. Maral Hanım, dün geceki olayla ilgili... odamda konuşalım. İlginç. Aziz günaydın. Günaydın. Bana dün akşamki pastane görüntülerini gösterir misin? Bir sorun oldu da görüntülerde Deniz Hanım. Ben Maral Hanım'la konuşup size öyle dönsem. Maral. Aziz senin kafan karıştı herhalde. Maral burada paspas yaparken ben perde arkasında şirketi yönetiyordum. Sen kimi kime karşı koruyorsun? Yanlış anladınız Deniz Hanım. Aziz görüntüleri gösterecek misin yoksa Halis'le mi geleyim? Bir flash diski at, odama gönder. Bana zaman kaybettirme. Ha. Maral'a hiçbir şey söylemek yok. Sen beni okula mı getirdin ya? Duydum ki sizin kantinin tostu çok meşhurmuş. Kahvaltıyı burada yaparız diye düşündüm. Ya Taso ya, okul olayı yalan benim. Ya en azından öğrenci belgesi al. Otobüse 1.10 basarsın. Öğrenci style. Hadi. İpin ucu iyice kaçtı. Kabul edilebilir bir durum mu bu Allah aşkına? Sakin. Ya. İşin ilginci ne biliyor musun? Maral her şeyi biliyormuş. Evet. Ortalığı toparlamış. Olanları örtbas etmiş. Sana haber vermemiş. Ama ben başından beri bunu söylüyordum. O kıza güvenmemeliydin Halis. Deniz'cim bana Maral'ı gönderebilir misin lütfen? Tabii ki. Canan. Sinirini bozmuyorsun değil mi? Vay be! Ya öğrencilik hayatı gibisi var mı be? Baksana şunlara, ne güzel serilmişler çimlere. Tost nasıl? Ketçaplı. Şahane. Senin sayende kantinci bize bedava verdi tostları. Sen okula gelmiyorsun ama bayağı seviliyorsun ha. Şeklin şekil. Özlemişlerdir tabii. Yok abi ya, o kadar çalıştım, kitap aldım, hiçbir işe yaramadı. Sanırım geçemeyeceğim bu kamu maliyesini. Kesin kaldım. Kardeş, o elindeki kitaplarla zaten geçemezsin. Kızım zaten. Kapıyorum. Sen kimsin? O dersi 4 sene sonra verebilmiş ayaklı bir tecrübeyim. Gerçekten mi? Nasıl verdin peki? Bak şimdi, şu köşede ilk ay kırtasiye var. Oraya gidiyorsun, Ponçik'in selamı var diyorsun, tamam mı? Sana bundan önceki seneler çıkmış soruları veriyor. Sen de onları çalışıyorsun ve geçiyorsun. Çok sağ ol ya. Bizim bölümdesin ama yüzünü ilk defa görüyorum galiba. Şu dersi bir geçeyim, bir tostun da benden olsun. Finaller açıklanınca kantinde görüşelim. Kamu yönetiminde bir otoritesin. Halkımın sevimli kahramanı. Daha değil Taso. Önce diplomamı almam lazım. Okula geri mi dönüyorsun? Evet Taso. Okula döneceğim. Hem de bu sefer hiçbir ders bırakmayacağım. Zor olacak ama yapacağım. Hem duble çalışacağım, hem de üniversiteli olacağım. Ay tutma beni Taso! Ya Taso, sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. İyi ki varsın. Abla, bana da verir misin ipuçlarını? 2 saat birden kalmışım, sen çözüyormuşsun. Abla mı? Gel ablası. Bak şimdi. Şurada ilk ay kırtasiye var. Oraya gidiyorsun, Boncuk'un selamı var diyorsun. Fazla Halis. Tamam, Maral bir hata yapmış ama bunu kaldıramaz. Hata değil, yalan. Cezasını çekecek. Beni çağırmışsınız. Her şey yolunda mı? İmzaladığın sözleşmen. İşaretlediğim yeri oku. İş bu sözleşmede adı geçen çalışan, Luna'nın değerlerini, bütünlüğünü, kurallarını ve iş ahlakına karşı gelirse hiçbir uyarı ve tazminat almadan işten çıkarılacaktır. Bu ne? Bu ne Maral? Buna nasıl göz yumarsın? Güvenimi zedeledin. Böyle bir şeyden buranın sahibinin haberi olmamalı mı sence? Halis Bey, yani ben sizi rahatsız etmeden... Kes! Seni burada tutmanın tek yolu Sarp'ı buradan kovman. Ne? Yapamam. Yapacaksın, başka çaren yok. Sözleşmeyi okudun, yoksa sen de kovulursun. Halis Bey, haklısınız, bir hata yapmış olabilirim. Ama ben elimden geleni yaptım. Maaşından kesilecek. Yani yapılması gereken buydu. Zaten Muhsin Usta'yı kovdum, bir de Sarp'ı kovamam. Maral, pastaneyi sattım. Az önce sözleşmeyi imzaladım. Orada çalışanlar her halükarda işsiz. Ama Aslı'yı reyonlara almayı düşünüyordum. Eğer sen Sarp'ı kovmazsan Aslı da gider. Nasıl yani? Aslı'dan ne istiyorsunuz Halis Bey? Senden tek bir şey istiyorum. Bana olan sadakatini ispatlamanı. Pastane zaten satıldı. Orada çalışanlar işsiz. Eğer gözümün önünde Sarp'ı kovmazsan Aslı da gider. Canan Hanım, bir şey yapın. üzgünüm, bu sefer ben de bir şey yapamam. Sarp çok ileri gitmiş. Yarım saat sonra kararını bildir bana. Çıkabilirsin. Gelmedi. Ya kuzum. Şşş, ağlama. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir şey istediler benden. Ne istediler? Aman 2 saniye unutayım ne olur. Ne söyleyecektim? Sen güzel bir şey söyleyecektin. Evet. Bak şimdi ben senin neşeni yerine getireceğim. Sana müthiş bir haberim var. Ben okula dönüyorum. Gerçekten mi? Evet. Ya Manoş ya. Ben de okula dönsem, okulu bitirsem. Belki ben de burada yükselsem. Ne bileyim, daha bir iyi bir hayatım olsa. Hı? Hak etmiyor muyum ya? Hı? Hak ediyorsun tabii ki. Ya ama biraz yardımına ihtiyacım var. Şimdi ben senin sayende kira ödemekten kurtuldum ya. Annemle konuştum. Dedim ki sana para göndereceğim. Ya nasıl sevindi bir bilsen. Meğer onun çok ihtiyacı varmış, söyleyemiyormuş bana üzülmeyeyim diye. Öyle mi? Hı. Aman be, boş ver be annem dedim. Ben dedim şu okulu bitireyim, seni kraliçeler gibi yaşatacağım dedim. Ya Manoş, şimdi bu prim olayı var ya, şimdi benim 2 kat daha fazla çalışmam gerekecek. Ama çalışırım yani, hiç problem değil. Ama şey sadece, hani bu şimdi finaller, vizeler falan olacak ya, onlara gidip gelmem gerekecek. O zaman sen bana izin verirsin değil mi? Hemen gidip gelirim. Ayarlarım tabii ki. Ama aşkım sen yine ağlıyorsun. Ay canımın içi, bir tanecik arkadaşım benim. Ben hep senin yanındayım. Canım benim, bu hayattaki en yakınımsın sen benim. Atla. Niye, ne oldu? Acil çağırdım beni. Boncukcuğum, bana şoförümü bağla. Sonra sen çıkabilirsin. Anlatacağım birazdan. Dananın kuyruğu kopmak üzere. Hay Allah'ım, hadi Boncuk ya, hadi ya. Heh. Melih Bey, Sarp Bey birazdan pastaneden çıkacak. Onu takip etmenizi istiyorum. Alara Hanım sizinle gelecek. Yalnız özel bir durum. Lütfen ona göre davranın. Son gülen iyi gülermiş. Kanks. İyi misin Kanks? Bak Maral her şeyi halletmiş. Açıklayacağım şimdi. Bulacağım bir yol. Gözüm döndü Taso. Kızın da başına iş açtım. Gidip özür dileyeceğim, inşallah affeder. Affeder mi lan? Efendim? Sarp Bey çok acil toplantı odasına bekleniyorsunuz. Tamam, geliyorum. Maral kesin beni bekliyor. Bu arada Sarp, Maral'ın sevgilisi. Pardon? Hı hı. Şimdi anlaşılıyor. örtüyor, neden örtbas etmeye çalışıyor. Pekala. Sadece kovmayacaksın. Neden kovulması gerektiğine de ikna edeceksin. Anlamadım. Onunla müdürü olarak konuş. Küçük sevgiline torpil yapmaya kalkarsan sonuçlarına katlanırsın. Maral. Gelsene. Bir şey konuşmamız lazım. Biz bir konuşabilir miyiz Maral Hanım? Burada konuşacağız. Dün gece yaptığın şeyi herkes biliyor. Özür dilerim. Bu Muhsin Usta'nın kovulmasına bir tepkiydi galiba. Ama ne olursa olsun, ne kadar üzülürsen üzül, kızarsan kız, çalıştığın yere böyle ihanet edemezsin. Maral, biz bir konuşabilir miyiz? Konuşuyoruz zaten. Bu insanlar senin işverenin. Hayatını onların ödediği parayla kazanıyorsun. İsteyerek olmadı. Zararı daha maaşımdan kesilemem. Bir daha asla olmayacak. Niye güvenelim sana? Beni biliyorsun Maral. Yapmayacağım dedim. Yapmam. Bu kadar ileri giden birine güvenemem. Bana. Sen. Sana güvenmemiz için tek bir sebep var. Ben... Neyim varsa verdim sana zaten. Yetmez. Özel hayatımız ayrı, burası ayrı. İşleri daha da zorlaştırma. Disiplinsiz davranışların, taşkınlığın, son olarak da sana güvenen insanları hayal kırıklığına uğratman affedilemez. Yani? Yani... Luna'nın müdürü olarak buradaki işine son veriyorum. Biz hayal kurmayı bilmeyen bir ülkenin çocuklarıyız. Tek amacımız hayatta kalmak. Ben herkesten farklıyım sanıyordum. Benim sıcak, güzel, umutlu bir hayalim var. Luna. Peki kalbim? Neden onu sayıklıyor hala? Vallahi buldum. Hiç aşık oldun mu dedim. Oldum dedim. Hem de çok fena. Artık güneş dünyanın etrafında değil, bizim etrafımızda dönüyor. Sana niye sordu ya? İşte biz şeyiz diye. Neyiz? İşte pastaneden şey yapıyoruz diye. Ne yapıyoruz biz? Tam olarak benim gitmem gerek. Konuşmak istedim. Sevgilim değil misin? Allah'ım ben bu kızı hak edecek. Ne yaptım? Değil beni kimseyi dinleme. Hayalin peşinden git sevgilim. Beraber gidelim. Alayına gidelim. Çünkü sen söyledin bana sevdiğini. Ama beni bilmiyorsun sen. Ben senin hatanda vazgeçecek gibi değil. Düştüğünde terk edecek gibi değil. Gün elimi tuttun ya benim. Elini asla bırakmayacak gibi seviyorum ben seni. Mutlu olduğumuz bir sürü an olabilir. Ama ait olduğumuz tek bir yer var. İstifa ediyorum. Taso! Sarp nerede? Siyah Spor Kulübü'nden. Size bir sorum var. Çok basit. Niçin yaşıyoruz bu hayatta? İş mi? Başarı mı? Aşk mı? böyle olmaz asi çocuk. Öfke değil senin bu hissettiğin. Sen ilk kez birini açtın kalbini, o da senin canını yaktı. İhanet etti sana. Sen seni kimse anlamıyor sanıyorsun ama ben anlıyorum. Hayatta en çok ne ister bir insan? Ben bir mucize istedim. Oysa kimi mucizeler? Aşkı kurban isterler.